Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın 36. olağan mali genel kurulunda Türkiye ile yapılan ekonomik anlaşmalar tartışmaya açılmak istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar müdahale etti. Tartışmayı başlatan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman salondan ayrıldı. Tartışma, konuşmacı olarak davet edilen CTP Genel Başkanı Erhuman'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği üzerinden yapmak istediği kaos açıklamalarıyla başladı. Erhuman'ın hedefinde 2022 yılı iktisadi ve mali işbirliği protokolü vardı. Türkiye karşıtı sözlerini tamamlayamadı. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli iş insanlarının toplandığı kurulda yapılmak istenenin fark etti, geçit vermedi. Vermedi. Tatarın "Burası Türkiye'yi eleştirmenin yeri değil" uzatma sözlerine Erhuma'nın yanıtı "Türkiye'yi eleştirmiyorum, rakamları veriyorum. Her şeyi Türkiye'yi eleştirme olarak yorumladığınız için zaten bu hale geldik" oldu. Divan Başkanı konuşmasını tamamlamasını istese de salonu terk etti CTP Genel Başkanı. Çıkarken ise "Demokrasi ekonominin kalkınması açısından temel zemindir" dedi. Federasyon fikirleriyle bilinen CTP Genel Başkanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk'ünü temsil etmediği savunularak istifaya çağrıldı. Yaşananları değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu üyesi Hüseyin Macit Yusufsa CTP'nin iki devletli çözümü sabote etmeye çalıştığını belirtti. Er Hürman Başkanlığındaki CTP'nin amacı ekonomik sıkıntıları bahane ederek Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının arasını açmak 4. Cumhurbaşkanı teslimiyetçi tavizci Mustafa Akıncı gibi Türkiye düşmanlığını teşvik etmek, KKTC'de kaos çıkarmak, akılları sıra Avro'ya geçerek Rum ve Avrupa Birliği'ne teslim olmak, federasyonu ortlatmak, iki devlete dayalı siyasetimizi baltalamak ve KKTC'nin tanınmasını önlemek. Kıbrıs Türk halkı buna izin vermeyecektir.